Arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün 9 Şubat depremin 3. günü. Yol başında Karayolları Müdürlüğü'nün içerisindeyiz. Burası aynı zamanda afet merkezi. Buradaki şimdi son durumu size aktaracağım. Genel olarak öğrendiğim bilgileri sizinle paylaşmaya çalışacağım. Böyle göstereyim size. Şimdi burada deprem afet merkezi var. Normalde öncelikle şundan bahsedeyim. Gölbaşı'na araçların giriş çıkışı yasak diye bir duyuru yapılmış ve haber yayılıyor. Öyle bir şey yok. Ben buradaki güvenlik güçlerine de sordum. Şu an sizin de gördüğünüz üzere Gölbaşı'na giriş çıkışta herhangi bir sorun yoktur. Araçlar gelip gidiyor. Yardım araçları gelip gidiyor. İş makineleri gelip gidiyor. Bu Karayolları Müdürlüğü'nün hemen karşısında Shell Petrol var. Biraz önce ben duyuruyu da paylaştım. Bu Shell Petrol'de şu an itibariyle saat 10.30 galiba şu an. 10.30 itibariyle petrol, benzin, mazot, LPG hepsi var. Herhangi bir sıkıntı yok. Buradan gelip alabilirsiniz. Yardımlar buraya sürekli geliyor. Biraz önce de çadırlardaki sobalar için yakacak odun yardımı şu ilerideki tır hareket halinde onda vardı. Yardımda bir sıkıntı yok. Şu an benim elimde de zaten bir paket reçel var. Çantamda sırt çantama yüklendim. Biraz ekmek ve su var. Çünkü bu asfalt mahallesinde bir yaşlı aile varmış. Onlar yardıma ihtiyacı varmış. Onlar için motorla götürebildiğim kadarını sıtladım. Birazdan onları ihtiyaç sahiplerine teslim edeceğim. Burası afet merkezi. Görevliler burada. Afet merkezinin burada deposu var. Biraz önce ben o ihtiyaç sahibi amca için girdim bu depoya. Buradaki görevliler sağ olsun alabildiğin kadar al dediler bana. Burada haddinden fazla su var, ekmek vallahi var, şey yardım var. Gördüğünüz gibi ben o yaşlı insanlar için onlara yetebilecek kadar en azından bir yönü olsa da sırt çantama doldurdum. Gördüğünüz gibi malzeme noktasında sıkıntı yok. Ama en temel problem bence işte gelebilen insanların bizzat kendilerinin gelip alması. Diğer türlü beklemeye kalktığımızda biraz gecikmeler olabiliyor. Hemen size reçeli aldığım yeri göstereceğim. Şu biraz önceki gelen odun yardımı kamyonu. Odunlar gördüğünüz gibi şu an buraya boşaltılıyor. Buradan da çadırlara dağıtılıyor. Burada apart çadırları da var. Şu an Tokat'tan gelen odunları şu an buraya yığıyorlar. Buradan da ilçe merkezine dağıtım yapılıyor. Burada da yine haddinden fazla su ve reçel var. Yine görevli arkadaşlar ihtiyacınız kadar alın diyorlar. Herhangi bir sıkıntı yok. Ben o bahsettiğim yaşlı çift için buradan yine bir koli gördüğünüz gibi reçeli aldım. Yani demem o ki herhangi bir sıkıntı yok. Tabi gün içinde bana çok sayıda mesaj geliyor. Ara yerlerde birçok insanda yardım ihtiyacı var. Ulaşmıyor, ulaşamıyor. Bir şekilde problemler oluyor. Onları da kendi bireysel çabamla not alıp yardımlar geldikçe onlarla koordine etmeye çalışıyorum, ulaştırmaya çalışıyorum ama bir motosikletle, bir sırt çantasıyla ne kadar yapabilirsek. Onun dışında arkadaşlar TP Petrol'de de sordum. Yine orada da benzin, motorin, LPG hepsi var. Tekrar ediyorum, yine karayollarının karşısındaki Shell'de de yine benzin, mazot, LPG hepsi var. Çadır noktası biraz sıkıntı. Şöyle sıkıntı. İhtiyaçlar er ya da geç giderilecek. Herkes çadır sahibi olacak deniyor. Afet merkezindeki görevliler tarafından ama tabii 10 büyük ili kapsadığı için diyorlar. Biraz gecikmeli olabilir diyorlar. Bireysel teslim etmiyorlar. Sokak sokak kendileri dağıtacakmış. Ben bugün çadırda kalanlara sordum. Odun vermişler, yakacak vermişler, soba vermişler. İlaç dağıtımı Gölbaşı Devlet Hastanesi acil girişinin oradaki kantinde başladı. Ücretsiz ilaç da veriyorlar. Çadırdakilere sordum. Onlara da ağrı kesici dağıtmışlar. Gıda noktasında yeteri kadar var diyorlar ama işte tekrar ediyorum. Yine bu kıyıda köşede ara mahallelerde olanlarda biraz sıkıntılar var. Onlara da ulaştırmaya çalışacağız. Şu an için 9 Şubat itibariyle Gölbaşı'ndaki son durum bu arkadaşlar. Gölbaşı'nın Gaziantep'ten
geliş istikametinde şu an böyle bir trafik de var. Çünkü görevlilere sordum, ileride enkaz yıkımı varmış, ondan dolayı trafikte böyle aksamalar olabiliyor. Bilginiz olsun. Bu akşamlık bu kadar arkadaşlar.